Ben tam konuyu başlarken yani niye işte siyasal sistem tartışması başlattı muhalefet dedin. Yani birincisi şu, erken seçim tartışmasını başlatamadığı için, çünkü orada toplumsal tepki vardı. Bence ikincisi de tam da bu. Yani muhalefetin, özellikle Millet İttifakı bloğunun bu tip tartışmalara yer vermemek için başka tartışmalarla meselenin üzerini örtmeye çalışıyor. Ya da oradaki muhalefet aktivizmini, birlikteliğini hükümet karşıtlığı ya da Cumhur İttifakı karşıtlığı üzerinden devam ettirmeye çalışıyor. Çünkü siyasal sistem tartışmasını koymasa oraya, işte bu tip tartışmalar çok daha derinleşecek. Doğru. Yani işte nedir? Sistem karşıtlığı tartışmasını yaptığınız zaman orada Cumhur İttifakı partileri buna cevap verecek ve orada o tartışma devam edecek. Dolayısıyla buradaki o kendi içerisindeki tartışmaları bir anlamda örtmüş olacak. Dolayısıyla hani Cumhuriyet... Yani bir öteki imajı yaratılarak. Evet, onu devam ettirmeye çalışıyorlar. Yani 2016'daki o hayır bloku üzerinden geliştirmeye çalıştıkları o ittifaklaşmayı devam ettirmek için yeni konular arıyorlar. Meselenin bir tarafı bu, onu konuşuruz ama... Şimdi bu o zaman normalleşme değil, daha çok kutuplaşma değil mi? Ama bu kutuplaşma da daha çok blokları, yani Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki blokların tamamen ayrılmasına yönelik olarak bir tartışma arayışı içerisindeler. Yani çünkü şunu biliyoruz. Millet İttifakı partileri ideolojik konumlanma olarak çok birbirinden farklı partiler. Yani ittifakta belirli bir birlikteliğiniz, amaçlarınız olur. Sadece işte AK Parti'nin oylarını anlamlı bir şekilde aşağı çekmek ya da büyük şehirlerde kaybettirdiniz. Tamam, bu hedefe ulaştınız diyelim. Büyük şehirlerde seçimleri kazandınız. Ama ondan sonrası ne? Ondan sonrası şu işte, tam da bu tartışmalar.